Peki nasıl belirtiler olduğunda gidip test yaptırmalıyız ve testi nasıl yapılıyor hocam? Özellikle ben mesela yaptırmayı çok istiyorum ama beni ürküten bir şeyi var alerji testinin. Bazen görseli var. İğneli falan diye insanlar evet çekinebiliyor. Şurayı evet, ya da şurayı özellikle galiba, iki kola ya da kaç tane adetse pirik test diyoruz, deri pirik testi. Normal kitlerimiz var. Ev tozu, polen, bunun dışında hayvan. Hayvan tüyleri. En çok solunumsal astım ya da hastalarında gerçekten solunumsal astıma sebep olan solunum panelimiz var. Bunlar en çok dediğiniz gibi hayvan tüyleri, kedi, köpek, kuş içeren olabilir. Polen çeşitleri ve ev tozu. Bir de gıda paneli var. Bazen çünkü özellikle kuru yemiş gibi işte bazı gıdalarda da yine bazı işte yumurtaya alerjim var. Evet. Çileğe alerjim var. Kırmızı meyvelere alerjim var. Mesela benim kızımın kırmızı meyvelere alerjisi var. Aynen. Onlar zaten test yaptırmadık hocam ama kırmızı ne yediyse o çocuğun her tarafı kıpkırmızı oldu. Aynen. O tip durumda zaten kendini belli ettiği için ille her seferinde gıda alerji testini yaptırmaya gerek yok. Çünkü ne dünyada pek çok gıda var. Ne yediyse aslında onu özellikle not yazmak ve gözlem çok önemli. Çünkü gıda alerjileri dediğiniz gibi yüzde kızarma, döküntü, kaşıntı gibi belirtiler gösterir. Ama solunum alerjileri daha çok hapşırık, böyle burun kaşıntısı, geniz akıntısı, gıcıklayıcı, gıcık bir boğaz kaşıntısı. Hastalar duramaz yani, çok öksürük gelir, boğazı kaşınır ve yaşam kalitesini düşürür gerçekten. Burnum çok tıkanıyor der. Burnumdan sürekli gözlerinden sular akıyor tam, der. Evet. Aynen. Gözlerde ve burundan sular akıyor. Özellikle polen mevsimlerinde gerçekten bayağı zorlanıyor hastalar. O tip durumlarda daha çok yoğun bir şekilde kendini belli ediyor. Kişi de astım varsa, üstüne bir de bu alerji olursa zaten ataklarda olabiliyor. Anladım. Kaç yaştan itibaren yapılabiliyor alerji testleri? Özellikle çocuklardan itibaren konuşursak mesela çocuklar yaptırıyor mu? Genelde 4 yaşından itibaren öneriliyor. Çünkü bu bahsettiğiniz yöntem ne hocam? Evet, bu deriden. Bir de kanda bakılabilen immünoglobulin düzeylerimiz var. Kan testi de yapılabiliyor. Çok küçük çocuklarda özellikle 4 yaşın altında da çok immünoglobulin bağışıklık sistemi tam oturmadığından genelde 4 yaşından sonra, tabii pediatrik alerjistler bu konuda daha uzman. Ben erişkin göğüs hastalıkları uzmanıyım ama çocukla ilgili alerjik durumlar varsa da tabii çocuk alerji bölümlerine başvurmalarını öneriyoruz. Peki hocam, okullar açılıyor. Son soruma geleyim. Veli arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz merak ediyor. Okullar açılıyor. Baharda kapanıyor, baharda açılıyor. Tam böyle mevsim geçişlerinin artık kıştan yaza, yazdan kışa geçişlerde çocuklar biliyorsunuz devlet okullarında biraz daha kalabalık gruplar halinde. Nasıl önerileriniz olur? Ne yapılması gerekiyor? Öğretmenlerimize ne iletmek istersiniz? Ve velilerimize çocuğu okula nasıl göndermeliler? Çok güzel bir soru aslında. Biz bunu COVID pandemi döneminde de yaşadık. Okulların açılmasıyla birlikte hem kalabalık hem enfeksiyonların o çocukların o yaş grubunda hassas olması, birbirlerinin sık yakın temasta olup bulaştırmaları nedeniyle o dönemde çok fazla enfeksiyonları da görüyoruz. Ve grip salgını, influenza salgınları gibi COVID'in dışında pek çok salgınları da beraberine geliyor ve çocuklarda hep böyle bir yine burunları akmaları, işte öksürükleri, hem viral enfeksiyon hem alerjik bulgulara belirti gibi, yani grip bulguları da çok yaygın oluyor. Havalandırma mümkün mertebe ara ara camların yine de soğuğa dikkat edilerek açılması, maske takılması, tabii çok kalabalık sınıflar önerdiğimiz bir şey değil ama maalesef olabiliyor. Hep bildiğimiz önlemler, el hijyeni, özellikle çok yakın temasta bulunmamak ve hasta olduğu zaman çocuk ateşi varsa, kırgınsa okula göndermemeleri aslında. Çünkü diğer çocuklara ve öğretmenlere de bulaş açısından. Ve çocuk hastaysa gerekli hekim ve başvuruları ve ilgili testlerinin yapılması önemli. Hocam, maskeyi öneriyor musunuz hala? Maskeyi şöyle,
Şimdi pandemiden sonra tabii artık COVID'i o kadar sık görmüyoruz. Pek çok yerde bu biraz daha relax durumda olmuş durumda. Ben tabii göğüs hastalıkları hekimi olarak biz her zaman salgınlardan korktuğumuz için hep kendi hastalarıma da her zaman kalabalık yerlerde, özellikle toplu taşıma olsun, hastaneler olsun, işte okullar, kalabalık mecbur risk gruplarında maske takmayı öneriyorum tabii. Hocam branşınızla, çok teşekkür ediyorum. Branşınızla alakalı izleyicilerimize ne tür uyarılarınız olur deyip size bırakıyorum. Son olarak sonrasında kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bizim branşımızda öksürük belirtilisini hafif almamalı. Çoğu kişi ben nasıl olsa sigara içiyorum, ona bağlı öksürüktür deyip aslında kendini ihmal etmemeli. Uzamış öksürüğü varsa, geçmeyen öksürüğü varsa pek çok astım, alerji altta yatan sebepler olabilir. Ama en önemlisi benim için sigara içmemek. Göğüs hastalıklarının bütün hastalıklarının temelinde maalesef sigara var. Gençlerde şimdi elektronik sigaralar, bu şeyler de çok yaygın. Aslında onların da pek çok çalışmada çok zararlı olduğu tespit edildi. Sigarayı bırakanların yöneldiği evet. Şey mi orası, duzak biraz mı? Biraz daha böyle renkli şeyler olabiliyor. Teenage grubunda çok risk olduğunu görüyoruz. Bunlara gerçekten hani dikkat çekmek istiyorum. Hem gençlik farkındalık açısından ne kadar erken yaşlarda başlanmazsa ya da bırakılırsa sağlığımız için o kadar önemli. Özellikle dediğim gibi öksürük olursa, bazı alerjik, nefes darlığı şikayetlerinde göğüs hastalıkları hekimine ilk öncelikli başvurmaları, bazen daha genel bölümlere de başvurulabiliyor. Göğüs hastalıkları artık biraz daha ana branş semptom gibi düşünmek gerekebiliyor. Anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben sordum, siz yanıtladınız. Çok faydalı bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Konuğumu yolculuyorum. Yeni bir programda yeni konuğumla yeni konuları işlemek üzere yeniden görüşebilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.